Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var arkadaşlar hemen videolaştırmak istedik. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin ilk açıklamasını yaptı arkadaşlar. Bunu hemen haberleştirdik ve videolaştırmak istedik. Gelin detaylara bakalım. 2022 yılı asgari ücret zammına dair ilk açıklama Bakan Vedat Bilgin'den geldi arkadaşlar. 2022 yılı asgari ücretin Aralık ayın sonlarına doğru açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Asgari ücret adına olumlu mu ya da olumsuz manada ne var ne yoksa videolaştırmaya ve haberleştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kasım 2020'de yıllık enflasyon %14,30 seviyesindeyken komisyon yeni asgari ücreti %21,56 arttırmıştı geçen yıl arkadaşlar. Bu bu nedenle bu yılda enflasyon en az 5-6 puanlık refer payı beklentisi yüksek. Bu da arkadaşlar yaklaşık %25'lik bir zam öngörülüyor. Bu da arkadaşlar yaklaşık 2022 yıl 2022 yıl asgari ücretin 3500 ila 3700 TL arasında olması bekleniyor arkadaşlar. Komisyon Aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle yılın son günlerinde yeni ücret açıklaması yapması bekleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasında dair ilk konuşmasını yaptı. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde de ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi çalışanlarımızı emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz açıklaması yaptı. Evet. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde de ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi çalışanlarımızı emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Açıklama bu yönde arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce arkadaşlar videonun altına bir sürü iş ilanı linki ekledim. Kadrolu iş ilanları devlette arkadaşlar. Videonun altındaki linklerden tıklayıp kadrolu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun altında Android uygulamamızı indirdim. Biz web sitede arkadaşlar iş ilanlarını girdiğimiz anda sizin telefonlarınızda ücretsiz olarak bildirim geliyor. Evet ben iş ilanlarını bildirim almak isterim derseniz ekranda gördüğünüz bu iş ilanlarının hepsi size bildirim olarak geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son bir şey daha söyleyip videoyu bitireyim. Şu an 8 Kasım 2021 Bitcoin 67 bin dolarlarda arkadaşlar. Önümüzdeki 3-4 ay boyunca boğa dönemine giriş yaptık. Boğa dönemi Bitcoin para borsasında yükseliş dönemidir. Şu ara arkadaşlar şu 3-4 ay içerisinde maksimum girdiniz girdiniz para kazanabilirsiniz. Kredi çekip de sakın ola ki borsaya girmeyin. Benden size tavsiye ama böyle elinizde ucu avucunuza böyle 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira bir Küçük bir birikimle girip bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Boğa dönemi yükseliş dönemidir. Borsalarda Bitcoin 150 bin dolarlara iğne atması bekleniyor. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde. Ve altcoin'lerde sadece Bitcoin değil arkadaşlar. 13 binden fazla coin var arkadaşlar borsalarda. Ve bunlar Bitcoin 15 150 bin dolara çıkması durumunda. Altcoin'ler bazıları 10x yapıyor. Bazıları 20x yapıyor arkadaşlar. Bazıları 50x yapıyor. Oluyor bunlar. Tavsiye ederim şu son 3 bin lira, 5 bin lira böyle az bir şey aktarabilirsiniz borsaya arkadaşlar. Nasıl aktaracağım ben? Ben bir hiç bitcoin alıp satmadım derseniz. Video borsa linki ekledim. Bir Binance borsası dünyanın en büyük kripto para borsasıdır. Diğeri GTO borsası dünyanın 3. büyük kripto para borsasıdır. İkisine de referansla üye olup kendi kullanıcı adı ve şifrenize giriş yapıp daha sonra Play Store'dan uygulamaları indirip yine aynı kullanıcı adı şifrenizle referansımıza üye olduktan sonra kripto para alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bir şekilde Telegram grubumuzda da gelebilirsiniz. Telegram grubumuzda size yardımcı olur arkadaşlar. Bilginiz olsun Telegram grubumuzda kripto para borsası, Telegram grubumuzda videonun altında var. Evet ben de size ufak bir tüyo bu şu 3-4 ayı uzatmadan giriş yaparsanız para kazanabilme olasılığınız yüksek arkadaşlar. Tabii ki kredi kredi çekmeyin arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kredi çekerek borsalara girilmez arkadaşlar. Sadece atıyorum altında vardır 2000 lira 3000 liranız ya da ne bileyim bankada vardır 5000 liranız 10.000 liranız. Bu parayla giriş yapabilirsiniz ama tutup kredi falan çekmeyin tekrar tekrar söylüyorum. İki referanslık de videonun altında var. Bilgi almak için telegram grubumuza gelebilirsiniz. Hepsi videonun altında var arkadaşlar ve bütün bu iş ilanları videonun altında var. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.